Abdullah Zeydan Şemdinli'de köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Köylüler, Zeydan'a Selahattin Demirtaş'ı neden getirmediniz diye sordu. Eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ile HDP il ve ilçe eş başkanlarıyla beraber Şemdinli ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu. İlçeye bağlı Altınsu, Şapatan, köyü ziyaretinde Zeydan, Hacı Kemal Demir isimli kişiyle sohbet etti. Sohbet sırasında Demir, Abdullah Zeydan'a Selahattin Demirtaş'ı neden getirmediniz diye sordu. Demir'in sorusuna karşılık olarak Zeydan, o da gelecek. Cezaevlerinin kapısı yavaş yavaş açılıyor. İnşallah Selahattin Başkan da diğer arkadaşlarımız da hepsi çıkacak, dedi. Bu durumu Twitter hesabından paylaşan Zeydan, Şemdinli'de halkımızı ziyaretlerimizde, hacı amcamız, Selahattin Demirtaş'ı niye getirmediniz, deyip gözyaşlarına boğuldu. Milyonların duygularını gözyaşlarıyla dile getirdi. Bu sevgi selinin önünde kim durabilir ki ifadelerini kullandı. Seçim tarihi yaklaştıkça ortak adayın kim olabileceği konuşuluyor, herkes aklındaki ve gönlündeki adayın kim olduğunu söylüyor. Oysa ortak adayın kim olacağından önce, ne olduğunu netleştirmek, ortak aday kim olmalı sorusundan önce ortak aday nedir sorusunu sormak gerekir. Ben bu soruyu aşağıdaki şekilde yanıtlıyorum. Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü, birleşmiş bilincin aktarıcısıdır. Ortak aday tek bir partinin, tek bir kimliğin, tek bir inancın değil, bütün toplumsal kesimlerin ve farklılıkların bileşkesi, 85 milyonun silüetidir. Ortak aday diğer adayların karşıtı değil, demokrasiyi savunanların rakipsiz adayıdır. Ortak aday tek bir ideolojinin değil, gerçek demokrasinin temsilcisidir. Kamplara bölünmüş, paramparça edilmiş toplumu demokrasi değerlerinde buluşturan kapsayıcı güçtür. Ortak adayın hedefi %50 artı 1 değil, %81'dir. Amaç sadece seçimi kazanmak değil, en güçlü toplumsal meşruiyette geçiş sürecini yönetmektir. Bunun içinde sivil ve tam demokratik bir anayasa hazırlanmasına öncülük etmek, o anayasanın toplumun tüm dinamiklerinin katılımıyla yapılmasını sağlamaktır. Ülkeyi demokratikleştirecek sinerjiyi ortaya çıkarmaktır. Ortak aday sadece siyasi partilerin değil, kadın platformlarının, çevre hareketlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin, odaların yani tüm toplumsal kesimlerin de adayıdır. Bunun için bu kesimlerin desteği alınmalı, görüşleriyle sürece aktif katılımları sağlanmalıdır. HDP'nin ortak adaya açık olmasının, ortak adayda kararlı olmasının temel nedeni budur. Çünkü amaç sadece seçimi kazanmak olmamalıdır. Seçimle birlikte demokrasiyi ve toplumsal barışımızı da kazanmak olmalıdır. Bunun için de büyük bir toplumsal uzlaşma sağlanmalıdır. Ortak aday, işte bu büyük uzlaşmanın adıdır. HDP, ortak aday düşüncesini ucuz bir pazarlık ya da kof bir şantaj unsuru olarak ileri sürmüyor. Dar parti çıkarlarını değil, ülkenin geleceğini düşünerek sorumlu davranıyor. Türkiye hepimizindir, dolayısıyla ortak aday da hepimizin olmalıdır. İkinci yüzyılında Cumhuriyeti hep birlikte sahiplenerek onu hepimizin Cumhuriyeti haline getirebiliriz. Demokratik, laik, sosyal, eşitlikçi, adil bir hukuk devletine dönüştürebiliriz. Bu yoksulluğu, bu perişanlığı, bu zulmü hiçbirimiz hak etmiyoruz. Sen, ben, yok, biz, hepimiz, var ve el ele vererek ülkeyi içinde bulunduğu felaketten çıkarabiliriz. O halde hep birlikte yan yana durarak değişimi başlatalım. İşte bu anlayışın adı ortak adaydır. Kimin bu anlayışı temsil edeceğine karar vermek ise sonraki iştir ve kolaydır. Benim ortak adayla ilgili görüşlerim bu şekilde. Siz de görüşlerinizi yazın lütfen, avukatlarım bana ileteceklerdir. Çünkü ortak adayın kim olmasından önce ne olması gerektiğini ne kadar çok konuşursak o kadar sağlıklı sonuçlar çıkar ortaya. Hepinize sevgiler, selamlar. Edirne Cezaevi. Elektoralizm, Demirtaş, HDP.
Bizde elektoralizm, hüküm sürdüğü 75 yılın ardından bugün tam anlamıyla bir çıkmaza girmiş durumda. Başta Kürt sorunu olmak üzere kendi eliyle yarattığı ve çözmemekte ısrarcı olduğu kallavi sorunlar, elektoralizmi fena halde zorluyor. Üzerinde bunca baskı olan HDP'nin milyonlarca seçmeni var, onlar oy vermeden elektoralizmin şansı yok, ne iktidardakiler, ne de muhalefettekiler açısından. Biz 1946'ya kadar yalnızca cumhuriyettik. Cumhuriyet devrimini yapmış, padişahın kulu olmaktan kurtulup yurttaş sıfatını kazanmış ama orada kalmıştık. Cumhuriyet, yöneticilerin seçimle gelmesi demekti. Vekillerimizi seçip meclise gönderiyorduk. Seçimlere yalnızca mevcut tek parti, bir de bağımsız adaylar katılabiliyordu. 1946'da Demokrat Parti, DP kuruldu ve demokrasiye geçtiğimiz söylendi. Herkes istediği partinin adaylarına oy verebilecekti. Gerçi kurulabilecek partilerin nitelikleri sınırlanmıştı. Devletçe uygun görülmeyen partilerin kurulması ve seçimlere katılması yine yasaktı. Nazım ve fikirdaşları hapisteydi. Kürt illeri zaten kanun yoluyla hallaç pamuğu gibi atılmıştı. Yurttaşlar fabrika ürünleri misali belirli standartlara uydurulmaya çalışılıyordu. 1950 seçimlerinde demokrasiden yana görünen DP önce, yetmez ama evet diyenlerin, pardon, Mehmet Ali Aybar gibi bazı aydınların desteğini, sonra da seçimleri kazandı, ardından ilk iş komünist tevkif hatına girişti. Behice Boran çocuğunu cezaevinde doğurdu, işkencelerde ruh sağlığını yitirenler oldu. Devlet, buyurun size demokrasi, der gibiydi. Darbe dönemlerinde, beğenmediğimiz seçimlerden bile yoksun bırakıldık. Yine de her darbede, bir yandan cezalandırma furyaları, işkenceler ve idamlar devam ederken, bir yandan da yakında demokrasiye geçileceği sözü veriliyordu. Ve bir süre sonra, yeni adlar almış eski partilerle, seçimlere yeniden izin çıkıyordu. Demokrasimize halel gelmemeliydi. 1946'dan bu yana 75 yıl, aşağı yukarı böyle geçti. Arada bazı gelişmeler olmadı değil. Örneğin 1949'da, insan haklarını ve hukukun üstünlüğü ilkesini, yani yarısı seçimler olan demokrasinin diğer yarısını savunmak için kurulan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biriydik. Söz konusu ilkeler herhangi bir oylama ya da pazarlık konusu edilemezdi, kolektif olarak oluşturulup geliştirilmeleri, kuvvetler ayrılığı temelinde anayasa, yasa ve yönetmeliklerde yer almaları, müfredata ve eğitimlere dahil edilmeleri, özgür ve bağımsız kamuoyunca denetlenmeleri, bağımsız yargı eliyle uygulanmaları gerekiyordu. Tabii demokratik bir toplum olmak istiyorsanız.